Solunum olayı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Bitkiler yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi fotosentez yaparak elde eder. Bu ifade yanlıştır çünkü enerjiyi değil besini fotosentez yaparak elde ederler. Enerjiyi demiş, yani burada besini demesi gerekiyordu. 2. Canlılar yaşamsal faaliyetler için gerekli olan enerjiyi besinleri hücrelerinde parçalayarak elde ederler. Bunun adı zaten solunumdur. Bu ifade doğru. 3. Oksijenli solunum çok hücreli canlıların mitokondri organellerinde gerçekleşir. Bu da doğrudur. Çünkü mitokondrinin görevini hatırlarsak enerji elde etmektir. Bunu da oksijenli solunum yaparak elde eder. O yüzden yanlışı sorduğu için cevabımız A, yalnız birdir. Aşağıdaki görsellerden birinde bir bitkinin yaptığı solunum, diğerinde ise fotosentez olaylarında kullandığı ve açığa çıkardığı karbondioksit ve oksijen gazı T, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Bakalım. Birinde fotosentez, birinde de solunum yaptığı söyleniyor. Karanlık olduğu için burada solunum yapacak. Solunum için besin artı O2 oksijen girer. Burada da karbondioksit ve H2O su buharı çıkar. Tabii enerji de aynı zamanda çıkar. E de diyelim. Burada da fotosentez oluyor. Fotosentez içinde tam tersi karbondioksit, CO2 ve su girer, H2O. Burada da besin artı O2, yani oksijen çıkar. Bakalım. K karbondioksittir. K burada karbondioksit olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman bu ifade doğrudur. L oksijendir. Bakalım L'ye. L besin ya da oksijen olacak. Tabii ki olabilir. Oksijen olabilir. 3. M karbondioksittir demiş. M ya besin ya oksijen olacak. Karbondioksit olma ihtimali yok. 4'te ise N oksijendir demiş. Ya karbondioksit ya su olacak. O zaman bu da olmaz. Doğruları sorduğu için cevabımız 1-2 Adana'dır. Bir öğrenci bir miktar maya mantarı, besin ve ılık su içeren bir karışım hazırlıyor. Öğrenci karışımını bir erlenme ayarı koyduktan sonra erlenme ayarın ağzını bir balon ile kapatıyor. Bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Baktığımız zaman canlılar maya mantarı. Maya mantarı etil alkol fermantasyonu var. Etil alkol fermantasyonu. Etil alkol fermantasyonundan sonra karbondioksit gazı çıkar ürün olarak. Karbondioksit demek ki bu balonu şişirmiş. Bakalım. Balonda oksijen gazı birikmiştir. Hayır, karbondioksit birikir. İşlem sonucunda laktik asit oluşmuştur. Hayır, etil alkol fermantasyonudur. Çünkü maya mantarlarının yaptığı o ikisi solunum budur. Etil alkol fermantasyonu gerçekleşmiştir. Bu doğrudur. Demek ki doğru cevabımız C'dir. D. Maya mantarları oksijen solunum yapmıştır. Oksijen solunum da yapabilir oksijen varken, ama burada karbondioksit gaz çıkışının olduğuna göre etil alkol fermantasyonu. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Oksijen kullanılmadan yapılan hücresel solunumla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Hücrede mitokondri organelinde gerçekleşir. Oksijensiz solunumdan bahsediyor. Oksijensiz solunum sitoplazmada olur. Mitokondride olan O2'li, yani oksijenli solunum. O zaman bunu eliyoruz. 2. Elde edilen enerji oksijenli solunuma göre daha azdır. Evet. Çünkü parçalanma, yani besin molekülleri daha küçük parçalara bölünmüyor. Büyük kaldığı için ve bağ enerjisi kaynaklı bir enerji olduğu için tabii ki daha azdır. Bu doğru. 3. Hücrede besinlerin enzim yardımıyla parçalanmasıyla gerçekleşir. Enzim kullanılır, oksijen kullanılmadığı için bu da doğrudur. Baktığımız zaman cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Fermentasyon olayları ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Sonucunda elde edilen ürüne göre isimlendirilir. Laktik asit ve etil alkol, bunlar ürünlerdir. Buna göre isimlendirilir. Bu doğru. 2. Maya mantarları ve yoğurt yapımında görevli bakteriler gerçekleştirdikleri fermantasyonlarda farklı türde madde elde edebilirler. Maya mantarları etil alkol elde eder. Yoğurt yapımında görevli bakteriler de laktik asit elde eder. Bu da doğrudur. 3. Enzim yardımıyla hücrede gerçekleşir. Evet, enzim kullanılır, oksijen kullanılmadığı için. Hücrede mi gerçekleşir? Evet, sitoplazmada gerçekleşir. Bu da doğrudur. Baktığımız zaman 1, 2, 3, D seçeneği doğru cevaptır. Sütten yoğurt elde etme süreci aşağıdaki görselde verilmiştir. Ilık süt, yoğurt, uygun şartlar altında yeterli zaman bekleniyor, yoğurt oluyor.
Buna göre yoğurt elde edilmesi süreciyle ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? Bakalım, bir yoğurt elde edilmesine görevli bakteriler laktik asit ve karbondioksit üretmiştir. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkmaz. Etil alkol fermantasyonu. Demek ki bu ifade yanlış. İki, gerçekleşen fermantasyondan elde edilen enerji oksijen solunuma göre daha fazladır. Hayır, oksijen solunumlarda madde daha küçük parçalara, yani oksijenlideki kadar küçük parçalara bölünmediği için çok enerji üretilmez. Çünkü kopan bağ oluşan enerjiyi bir göstergesidir. 3. Yoğurt bakterileri besinden oksijen kullanmadan enerji elde etmiştir. Zaten fermantasyon yaptığına göre oksijensiz solunum, yani oksijen kullanmamıştır. Doğrudur. Yanlışları soruyor bize. 1, 2, B seçeneği doğru cevaptır. Bir salyangoz içinde yeterince hava olan sızdırmaz kapalı bir fanusta bir süre bekletiliyor. Cam fanus salyangoz yaşıyorken açılıyor. Buna göre geçen sürede cam fanus içindeki maddeleri miktarlarındaki değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İki tane üretici olmayan, yani fotosentez yapmayan canlı. Bunlar solunum yapacak ikisi. Ona göre bakalım. Oksijen miktarı artmıştır diyor. Hayır, ikisi de oksijen solunumu yaptığı için azalmıştır olması lazım. Ve oluşan su buharı miktarı artmıştır. Solunumda karbondioksit ve su buharı çıktığı için artmıştır. Doğru ifade B seçeneği. C, karbondioksit miktarı azalmıştır. O da solunumda ürün olarak çıktığı için artmış olması gerekiyor. D, salyangozun hücrelerinde kullanabileceği besin miktarı artmıştır. Solunum yaptığı için bu besinleri parçaladı, bir kısmını kullandı. Demek ki azalmıştır olması gerekiyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda canlıların hücrelerinde gerçekleşen bir olay şematize edilmiştir. Besinlerde depo edilmiş enerji hücrede canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullanabileceği enerjiye dönüşüyor. Buna göre şemada gösterilen olay ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada bahsedilen olay solunumdur. Tabii solunumun O2'li, O2'siz, yani oksijenli ve oksijensiz türleri vardır. Bakalım, bir oksijenli ve oksijensiz olarak gerçekleşebilir. Doğrudur. Çünkü solunumun böyle bir özelliği var. İki, bitkiler insanlar ve hayvanlar da görülebilir. Evet, doğrudur. 3. Olay sonucunda su veya karbondioksit açığa çıkabilir. Oksijen solunumunda çıkar. Bu da doğrudur. Bu durumda cevabımız 1, 2, 3, D seçeneği.